aziz cemaat müslümin. Allah Teala gerçeksiz, bi'adet, bi'hisab, hamd-ı sanalarımız ve alemler için rahmet kılıp ibarilgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e bitmez tükenmez salavat ve selamlarımız olsun. Baraketli aylardan sanırken mübarek ayının faziletli küllerde, faziletli akşamlarda ibadetlerinin içinde en kuluk ibadetle itiraf edilen mübarek iftar namazıdan evvel siz azizler buna bana şimdi yeryüzünün en afzal bölekleri diye tariflengen Allah'ın üyüde, beytide cemlenip durulmaz. Bu cüde baht, ülken saadet. Çünkü Ömer İbn-i Hattab radıyallahu ta'ala anhu İslam aleminin ikinci halifeleri buladılar. Bu kişi fakihe bugün, müminlerin anası bugün Hafsa anamızda otaları buladılar. Muzhiral İslam degen künyeleri, yani şimdi bir nam bilen tarihte bugün ki İslam'da zahir buluşuna sebep bugün zatlarla. Adalet cihattan ey ulu halifelerden. Bana şu kişi tarif verediler. El-mesacidu biyutullahi fil ard vel-musalli fiha zairallah ve hakkun alel-mezuri en yukrime zairah. Yani yeryüzüde berba kılınken berçe mescidler o hak kette bulsun, hak içkine bulsun hammesi Allah'ını yerdeki üyleri sanarak. Allah'a mekan verilmedi. Bana bu cahide Allah'ın yerdeki üyleri yerde bina kılınken mescidler de etiraf ettiler. Vel musalli fiha zairallah şu mescidin içine kirip namaz okşiliğini irade kılıp namaz han degen unvan verilgen zatlar yani siz o bizde bana şu cahide durumumuz mu? Maksadımız namaz okup yetiştik mi? Demek Hazreti Ömer İbn-i Hattab eti yaptılar ki o şeyler, yani Allah'ın gaytiğe gelip namaz okuyduken bendeler bunlar aslında Allah'ın ziyaretçileri, Allah'ın elçileri de yaptılar. Kareyni de kanaka ulu makam. Ve hakkun alel mezur ziyaret kılınken şahsının üstündeki hak şu ki özünün ziyaretine giden ziyaretçisini ikram kılış, ursan kılış de yaptılar. Demek ziyaret kılınken şahs kim? Bu beytte egesi kim? Bu beytte sahibi kim? Allah Azze ve Celle. Ha bu mescid bir kişi tamamından kurulsun, ha bin kişi tamamından kurulsun. Kendi halette kurulsun, Allah'a vakit bulur. Allah'ın uyu hesaplanır. Bana şu Allah'ın uyu demek, Hazreti Ömer İbn-i Hattab radıyallahu tariflerine etkendi Allah'ın uyu ve şunu İçideki namaz kılınlar Allah'ını ziyaretçiler. Yani şimdi ziyaret kılınken şahs kim? Kimini ziyaretçiler kiliyemiz? Alemlerine rahmet bugün, Peygamberimiz Aleyhisselam'ımızda tarif edilen Allah Azze ve Celle'ni dergahına kiliyemiz. Allah'ın hakkını haklaş için kiliyemiz. Bizim zimmemizde koyduğun hak şimdi amanet ki bu ibadetlerin içideki en afzal namazını ada yetiştiği için kiliyemiz. Bana bu namazda ada yetiştik için bu cahide durunmaz. Allah'ın buyruğu olsa bana bu cahide geliştik Resulullah'ın sünnetleri, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel sünnetlerini ihya kılıyemiz. Hem Rabbimizin buyruğuna hak ol. Allah'ın Peygamberi bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in buyruğlarını beceriştik için kılıyemiz. Demek ziyaret kılınken şahs Allah. Biz ziyaretçiler. Allah'ın üstüde ne hak payda buluyemiz. Bizni ikram kılıçlık Allah'ın hakkı. Bizni hursan kılıç Allah'ın hakkı. Biz bu cahide başka bendelerden farkımız şu ki biz Allah'ın erkek ayı bendelerimiz. Erkeler sonraki hakkımız var. Ne mi için? Allah'ın mehmanı kopturumuz. Tefekkür kireyliği de bu. Bir rehber oluyduken bulsa bana şu rehberdi. İşhanesine borsak işimiz asan rağbı dedi mi ya uyuge borup bir piyola çayın üstünde de etse işim asan rağbı dedi. Öz özüden
uyda o mezbonga aylanib qoladi. Ishxonasida u rahbar. Lekin uyiga borilsa har qanday shoh gado kim bo'lishidan qat'i nazar o'zini mehmonini ikrom qiladi. O'zi o'tirmagan ko'rpachani tagimizga soladi. Bolalardan yashirgan shirinliklarni oldimizga qo'yadi. Ehtimol o'zlari yemagan eng totli taomlarni oldimizga qo'yadi. Nimaga? Mehmon bo'lganimiz uchun. Mehmon shunga ikrom qilinadi shariat bo'yicha. Oholaki behojat bo'lgan Alloh azza va jallaning mehmonimiz azizlar bu joyda. Bizni Alloh haqqa qilib chiqarmaydi bu baytidan. Qalbimizga hali kelib ulgurmagan niyatimiz bo'lsa-da Alloh beradi. Chunki biz Allohning mehmonimiz. Mana ko'p aytamiz. Dunyo bo'yicha xodimi sharifayn ikkita haramni xodimi bo'lgan Saudiya qiroli. Kim Saudiya qiroli bo'lsa, o'ziga shunday bir kamtarona unvon beriladi. Masjid-i Nabaviyya va Masjid-i Haromni oddiy bir xizmatchisi degan unvonda olishadi. Shuning uchun o'sha mo'tabar oylarda, Rajab oylarida, boshqa oylarda Saudiya qirolining o'zi yoshi garchi katta bo'lsa-da xodimlari bilan birga Ka'baning ichiga kiradi. Ka'baning ichini supuradi podshoh. Tozalaydi. Nimaga bu faxrli narsa? Allohning baytini xizmatida turish juda faxrli narsa. Mana shuning uchun Saudiyani borishlikda, Saudiyaga borishlikda butun dunyo musulmonlari talpinadi. U aslida kurort shahar emas, dengizlarda oldidagi mazza qiladigan shahar emas, ko'kalamzorlar to'lib ketgan shahar emas, jazirama bo'lgan toshlardan, vodiylardan iborat shahar, lekin muhabbat hamani muhabbati bor. 70 gradus issiqni ham sezmaydi. Nimaga? U joyda muqaddas joy bor. Allohning oyatlari nozil bo'lgan, qiblamiz bo'lgan Ka'ba joylashgan, ibodatlar makoni bo'lgan. Shuning uchun hamma havas qiladi hajga borishlikni, umraga borishlikni. Ziyoratga bormaydi, tijoratga bormaydi hech kim. U joyga ibodatga boradi. Mana shu ibodatga borayotib turgan umrachilar yoki hajlar agar o'ylaylik-da, 3 million, 6 million odam haj qilsa bir mavsumda bitta joyda turib, Arafatda, Minoda va hokazo joylarda. Bu rasmiy ma'lumot. Ehtimol undan ham ko'p bo'lishi mumkin. Mana shuncha odamlarning ichida ehtirom kimga ko'proq bo'ladi? Qirolning mehmonlari degan. Ya'ni Saudiya Arabistoni podshohligini mehmonlari bo'lsa bitta yurtda ehtimol 10tadir, 20tadir. Bunaqadan terib-terib olinganda Saudiya qiroli o'zini yonida hojilarni mehmon qiladi. Ularga ehtirom boshqacha bo'ladi. Saudiya qirolini mehmonlari degan shu yotoqxonaga ham joylashtiriladi o'sha tamg'a va avtobuslarga ham boshqa joylarga. Ko'raylikda bitta xodimi sharifayingni mana bunday mehmoni bo'lishlikka butun dunyo havas qiladi. Va holanki olamlar Robbisi bo'lgan. Mehribon Robbimiz Alloh azza va jallani mehmoni bo'lib turibmiz. Aslida u maqomdan ko'ra bu maqom kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun Allohga ko'p shukrlar aytaylik azizlar. Shunchalik siz u bizlarni mana bu joylarda zulumot kechalarida ehtimol Alloh saqlasin. Zulumot kechalarida yomon kishilar bilan kun o'tkazib turganlardan qilib qo'ymadi. Kun o'tkazib turganlardan qilib qo'ymadi. Harom iste'moli, harom narsalarni ichib sang'ib yuradiganlardan qilib qo'ymadi. Bu bizga baxt azizlar. Mana oramizda yoshlarni ko'rib ko'zimiz quvonib turibdi. Ular uxlashligi ham mumkin, seriallarni ko'rishligi ham mumkin, o'yinlar o'ynashligi mumkin, lekin Allohdan qo'rqib mana shu joyda ibodat bor ekan, Robbim rozi bo'ladi, Rasulullohning sunnatlari degan e'tiqod bilan kelib turishligi biz kattalarga ibrat asrini olgan. Allohning erkatoy bandalari bor, shuning uchun jamoat qilingan duo ijobat. Mana pandemiyani bir eslaydi-da. 2020 yil dunyo tarixida zarhar harflar bilan bitilib qo'ydi. Hech kim eslashni xohlamayapti. Islom tarixida shunday yil bor edi. Uni Ommul Huzun deyiladi. Ommul Huzun degani musulmonlar uchun xafachilik yili deb tarixda qolgan. U qanaqa yil bo'lgan? U Hadija onamiz Saodiya radhiyallohu ta'ala anha Rasulullohning jufti halollar. Ey birinchi yer yuzida birinchi bo'lib iymon keltirgan zot. Mana shu kishi vafot etgan yil va hamda
o'zlari iymon keltirmasalarda Rasulullohni himoya qilgan, doimiy yonlarida turib bergan otalari kabi aziz inson Abu Tolib, o'sha ikkalalari bir yilda vafot etganlar. Shuning uchun islom tarixida buni ommul uzun xafagarchilik, mahzunchilik yili deb e'lon qilindi. Hamma o'sha yilni eslagisi kelmaydi. Chunki Rasululloh eng qattiq xafa bo'lgan yil o'sha yilda bo'lgan. Ha biz musulmonlar ham o'tgangi yilda juda ham qattiq mahzun bo'ldik. Nimaga? Kimlardir otasidan ajradi, kimlardir onasidan ajradi, yana kimlar yosh-yosh farzandlardan ajradi, dunyo xalqi olimlaridan ajradi, qancha-qancha lavozimdagi insonlardan ajradi, buni til bilan ta'riflab bo'lmaydi. Mana bunday Allohning bir sinovi hech kimni chetlab o'tmadi. Bo'lmaganimiz bir martadan mana shunaqa pandemiyani qurboniga aylandik. Hech bo'lmasa dardini tortdik, alamini tortdik. Kimdir bilib o'tkazdi, kimdir bilmay o'tkazdi. Lekin siz bizlarda mana shu safda turishligimiz, mana shunday mashaqqatli yillardan salomat chiqishligimiz Allohni bizga bergan imkoniyati azizlar. Ehtimol qabristonda yotgan bo'lardik. Ehtimol savol javob qilinib turgan bo'lardik shu paytda. Lekin Alloh bizga yashashning imkoniyatini berib qo'ydi. Shuncha shayxul islomlar dunyodan o'tib ketdi. Zabardast dunyoni ilm bilan to'ldirib olgan qancha-qancha olimlarni sanashimiz mumkin. O'shalar o'tib ketdi dunyoni. Lekin siz bizlar alhamdulillah hayotdamiz. Demak, biz amalimizni chiroyli qilaylik azizlar. Bu o'lim bu vaqt belgilangan vaqtda keladi. Bizdan maslahat qilmaydi. Yosh demaydi ki, qari demaydi, martabani ajratmaydi, lavozimni ajratmaydi. Shuning uchun ham Allohga shukronalar bo'lsin, mana shu qiyin sharoitda ham bizda xalqimiz jipslashdi. Lekin eng katta bizga musibat, bizda xafa qiladigan narsa nima bo'ldi? Musulmonlarni xafa qilgan narsa ota bola bir-biridan quchoq ochib ko'rishmay qoldi. O'zimiz uchun qadrdon bo'lgan birodarlarimizni ko'rib turdik-ku, lekin qo'l uzatgani ham xijolat bo'ldi. Chunki sinov shunaqa bo'ldi bizga. Allohning imtihoni shunaqa bo'ldi. Qarindoshlarni ziyoratiga ham bora olmadik, telefon yaxshi ham telefon bor, ko'pchilik telefonda muomala qildi. Va hokazo va hokazo. Bu aslida o'zi nima? Bir tarixga qaraylikda, sizlar nimaga bunaqa balolar keldi degan savolda o'zimiz bir tahlil qilib ko'rdingmi? Tafakkur qildingmi? Va har bir narsada Allohning sinovi hikmati bor. Alloh taolo aytadi o'zini kalomi bo'lgan Qur'oni Karimda va alayhim tufan biz ularning ustiga ya'ni Nuh alayhissalomning ummatlarini bizga misol keltiryapti Qur'onda. Qur'onning ajibligi Odam alayhissalom yaratilmasdan avvalgi holatlar ham bayon qilinadi va Odam alayhissalomning hayotlari ham ungacha Rasulullohning davrlarigacha necha minglagan payg'ambar o'tgan bo'lsalar, hammalarning ummatlarining hayoti qisqa-qisqa lafzlar bilan bayon qilib o'tiladi. Bu bizga hikmat bo'lgani uchun, ibrat olishligimiz uchun. Shunda Alloh aytayaptiki, "Va alayhim tufan", ularning ustilariga biz tufan balosini yubordik. Nuh alayhissalomning ummatlarining ustiga nimaga tikib tufon keldi? Nimaga yer yuzini o'zini suv bosib ketdi? Yer yuzida birorta joy salomat qolmadi. Axir Musa, Nuh alayhissalomning ham ummatlarining ichida taqvodorlari bor edi-yu. Sahovat beshalari bor edi-yu. U kishiga ergashganlari bor edi-yu. Nima uchun? Ularning ustiga agar ommaviy qirg'in kelsa, solih insonlar ham rahim qilinmaydi. Azizlar, shuni esimizdan chiqarmang. Agar Allohning g'azabi cheksiz bo'lsa, bu palonchini buni o'ziga qolsin, buni xonadoni qolsin, bunga balo kelmasin deb boshqa tomonga burilmaydi. Hammaga keladi. Mana bu dunyo misolida Nuh alayhissalomni butun bir yer yuzida yashamaydigan o'sha joylarga qadam bosmagan joylar ham bor edi. Ba'zi bir qabila bo'lsa, mutlaq odam izi bormagan joylar bordi, o'sha joylar ham suv bilan to'ldi. Hatto Ka'bah muazzama ham suvga botildi. Na Alloh xabar beryapti. Yana aytayaptiki, "Wal jaroda wal qummala wad dafadi'a wad dama ayati mufassalat." Ya'ni bu degani chigirtka balosini yubordik. Chigirtka zararsiz bo'lgan hasharot, o'zini asl nomi yani.
Oylab göreyle 21. asırda yaşayalımız da bizge külgülü tüyülüşlüge mümkün. Lekin bunlar aslında su hem, çigirtke hem Allah'ın askerleri hesablanır. Cundullah hesablanır. Bana şu çigirtke, kiçkine haşarat bütün bir halkını ziraatını yeşil narsa var ki amasını yedirtirdi. Rızktan kiyildi mi halk? Kimge iltica kıladı? Koledan geledi mi minmen degen dehkan, uşak ettiğin dehkanlarda en zorları, tecrübekarları var. Ekilgen hasıldı, şimdi içe çigirtkeler yiyip bitirdi, hiç narsa kılarmadı, aciz birini bilişti. Ya Rabbim ola gel dedi. Vel kummele deyipti. Bitlerini cünettik deyipti. Yani bazı bir Musa aleyhisselamda nabakar ummetlerine cünettirgen bu, haddiden aşıp etken için. Kiyimleri de bit, bitlep gitken idi. Kiyimlerini kaynatsayan bit, ölmezsin. Hemeni bittelerdi. Dod diyerdi. Çıdavmezdi buna kavattı. Özü kuzge görün beni ki aşağıda. Leke hemeni harap kıldı. Ve dafa diyor. Kurbakalarda bastırı var. Hemme cahit kurbaka bulup gitti. Bana bayan Allah'ın askerleri. Yani hemme kavunda özüge yuvarlıyken haletlerini Allah'a bayan kılıyordu. Ve deme. Kan belasını onların üstü gibi var diye dedi. Yani yine o şey, bazı bir Musa Aleyhisselam'ın nabakar ümmetleri gibi. E koyar dedi, ne meklesen Rabbine işanım dedi, biz işanmıyız dedi. Var senin peygamber olsa sen gel iman getirmeyiz. Bana şimdi halette Musa Aleyhisselam'a iman getirme. Allah Azze ve Celle'ni birdir bilme. Allah vazının kudretini görsetti. Şimdi kudukka bitti çeyrekte işleyen de kıpkızıl kan bulup çıktı. Başka cahaya vardı, kölge vardı. Şimdi alemendisi hemen cahaya kan. Buran cahaya su kamet. Ahir Allah'a teslim buluştu. Oradan hiç neresi gelmedi. Mablağı yan kutkarmadı. Kanlı seyirlerinden uluğuları yan kutkarılmadı. Ahir Allah'a teslim buluştu. Şunun için Allah'a deyordu ki, ayeti mufassalat, bana buler. Ey bendeler, gözlerini açıyınlar. Açı aydın sizlerge ayet, açı aydın mucize deyordu. فَاسْتَكْبَرُوا بِهَا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Nime ucun olardı cönettik ise Allah'ın özü cevap veriyordu. فَاسْتَكْبَرُوا بِهَا Ular kibirge ketip koyarlar ucun. Özünü özü kette ağrı Allah'ını isten çıkarıp koyarlar ucun. Hemen arsagen min nime bosa min şu dereceye yettim. Min nime ucun çünkü milyon pulumda kembeğallarına zakat kılıp verişim gerek. Nime ucun min topken meblağında verişim gerek. Dediğin halet ki yetip vardı. وَكَانُوا مُجْرِمِينَ Ular mücrimlerden oldu. Şu sebeple onların üstüne balayı var diye. Bana bu bizge kıyamet günü geçen hüccet azizler. Demek yetişimiz mümkün. Bu pandemiye bütün dünyanın illerde. Bazı birler haklı geplerde düşünüp düşünmeye çıkarıştı. Müslümanlar gibi hükme yaptı kendi. En birinci Müslümanlardan başlandı azizler. Demek ki Müslümanlar gibi hükme yaptı. Cüde yoktu. En kette zarar diye Müslümanlar gördü. Bu ayetimiz Allah'ın belası kese hiç kaysımız işine katılar mıyız? Trilyon trilyon pullar ketti. Bunu dert kılış için, lakin netice bulmadı. Kança özümüzde ihtiyat kılıp kerahat etti ki, o da bolanı kuça ulaşken hicalet buldu. Sonra işlikken hicalet buldu. Lakin çekindi mi? Yok, çekinmedi. Hatta mescidler yapıldı, ne için yapıldı? Kimge havasıydı bu? Müslümanlardı canını, malını saklaştık için. Hatta ibadetler hem uyudu becerdi. Meyli kundalik ibadet koyuydu. Haftada geliydiken cuma namazlarını hem yüreğimiz izilip gitti. Kaça imamla bir sohbet işlemiz. Kaça evvelki okşar cuma'ya varamız. Birinci beş mahal namazına ruhsat verildi. Sekin cuma namazına ruhsat verildi. Ana şu birinci cuma'nı esneydiydi. Kim yığlamadı? Ama yığladı. Çünkü bu bizge neçidir ay tuhtap kaldı. Arzuge eylendi. Orası kadri yetkizdi Allah da oğlu. Allah'ın her bir işi de güzel hikmet var. Tarihte bu menge ikide hayat okulma geldi. Kim okudu bana şu çocuğu? Kayırda koçuk okuldu. Hiç kim okuyor? Hatta mesih adımlarıyla okuyalım ben. Aslında bu bizge bir ders olsun. İbret olsun bu. Allah'ın gazabı bizden şu derecede çeksiz buldu ki özünü beytige kulüp saldırıp koydu. Özünü bizde kulümüz bile. Bizde amelimiz bile. Özünü beyti bugün. Kabe-i Muazzama'ya kulüp sap koydu. Haliyen kulüpte durdu.
En yeryüzündeki çıkayla masjidlerden bugün masjidinden avuya. Bana şu masjidden hale geçen ziyaretçilerde çorlak durdu azızlar. Demek bu biz bana şu amelge eğer layık bulmasa Allah bizden o şey nimetleri tartıverdi. Bana şu masjid var iken elhamdülillah kiliyemiz. Başka kişiler var hayatını göreyleydi. Yürek eziliyat bana milyar buldu yaptı. Kim açı verirse bana milyar. Trilyon bir hemen de yaptı. Kereye basın. Bağırım da bir var hemen de. Diyelim ki ilacı yok. Allah irada kılması işlerse bu miydi? Demek bu bakt, baktına kıskılış geldi. Müslüman adam her bir beriliyat dururken nimetini vaktide kadırlaş geldi. İnsanken nimet verilirse, verilirse, verilirse ona şükür bu barı olur. Aldın ya ata babalarınızı Allah rahmet kısın. Neçidir kilometreye hacerde varıp Cuma namazını koymaya düşündü. Namaz okusayım adilesen dedi. Hüküm basıldı. Namaz oku gibi yatı oramayın dedi. Hani bitti indi tülinde Allah degen lafı çıksın ki yaşasın Komünist Partiye degen şiarını eytesen leki la ilahe illallah degen sözde etmiysen de. O şende ne oldu bizde ata babalar? Komünist oku gittim yok. Namazını okudu, atsan yatı or dedi. Namazını okudu. Rozayı da tutsayın, ümbe kılaman kısa tuttu rozayı. Hatta alimler razı oldu. Eğer bitti alimler de ağzıdan amin-u maruf çıksın, hayırda duradı. Lekin Allah'dan korktu. Hile işletişe düştü. Kabristan'da yaşanınca cenazeler okuldu. Boşa beytteyem, bana bizge adet okuyun. Yani taharetten ne işte farz vardı bu işe. Bu nümeden bu. Bitti saval verdi, yengin rabosayın bu meseleni ayetip ayet ayın ki Allah'ın huzuru gebar kendime üyelip kami. İlimde yaşırgenlerde Katar'a gekirip kalmayı dediğim aletine alimler atılışkaya razı oldu. Hatta köpleri kaynat durgen ahak yeteşlerdi. Dininden kayıtmadı. Amelinden kayıtmadı. Yavaş yavaş bollar zaharlandı. Bu da yolda geller korku tersin dese o şenliyem Allah razı olsa ata babalarından terbiye verip koyuyken üçüncü sınıf balası Allah vardır. Heydesen heyde ne demek sen kadın? Ne demek mahçımız? Eğer biz farzlarımızda Allah'ın hakkını haklatıp koysay, tanıtıp koysay, onu bütün dünya hareket kısın, zalaletke başlamayın, koledan gelin. Şimdi biz bu hana kılıyoruz, ha bu, tamam, onu deyip olup gitti, mektepken ona da fanlar kırıtılış gelir. Azizler, o İslam devletlerde hemen arzu getiriyor, ne mi biz geliyor? Biz eğer özümüz, farzlarımızı uçlarmasay, Allah'ın korku edigen kılıp terbiyelermesay, bu bütün cemiyet hareket kısın, kanca davet bozun faydası mı mıydı? Şunun için Allah bizi zimmemizde koydu da ahli ayollarımızı, farzatlarımızı, nabiralarımızı cehennem ateşten saklaştık ki Huda siz bu bizler getiriyor. Başkaları getirmez. Bizi zimmemizdeki hakka gelsizler. Bana şu hakkı unutup koymayalım. Farzatımız mı? Bizi başımızdaki ata analarına hizmet kılıçlıydı Allah buyurdu. Onun karşı kureşliydi buyurmadı. Hatta gerçi na'udhu billah Allah saklasın kafir bugün ata ana gen hizmet kılıçlıkta buyurdu. Biz hazır bazı bir farzandlar atalarını küfürde ayırlayıp atalarını adışken diye kafir diye atayı akıl örgüt edigen farzandlar çıkıyor. Bana bir adablık. Kur'an-ı Kerim'de 40'a yakın ayetinde nime uçur varış gireyim onlardı gelip gekirip. وَبِلْ وَالِدَيْنِ اِحْسَانَ دِيَنْ سُوز kemiydi mi? Kur'an'da ne işte cahide gelir? Namazdan kem halette kemiydi? Ata ona izgi yakşılık kılayım. Ata ona izgi yakşılık kılayım. Hadis-i şerifler ne iştesini getirip vereylik. Ne işte tonlar hadis var. Ata ona gel. Hatta hizmetini koyaylik. اَنَّظَرُ فِي وَجْهِ الْاَبَوَيْنَ عِبَادَةُ Ata bilen onanı farzan yüzüge termolüşlüken ibadettedir. Ulamalar ayeti yaptılar. O'zi İslom shariatida o'sha amalni qilmasam ibodat savobini beradigan amallar bor. U nima desa birinchi o'rinda turadi Ka'ba. Ka'bani borib tavof qilishlikka kuchi yo'q, quvvat yo'q. O'sha inson Ka'baga qarab tafakkur qilib turishligi ham mana bu savob beriladi. Qarab turibdi hech narsa qilgani yo'q. Ka'baga ko'zi nigohi tushib turgani uchun Alloh azza va jalla unga savob yozadi. İkinci amel, Mushaf Şerif, yani Kur'an-ı Kerim. Köplerimiz, tokçaya kop koyuyanımız, kaçamaçkanımız, yani isimiz diyor. Ana şu muhtabar bugün,
dünyadaki savgalarını içindeki en afzalı bu, yani Kur'an-ı Kerim'de eğer okuştu bilmesek, azızlar. Şunu diyor, aç eyleyle sahifesine karab duruyla, tefekkür kılıyla. Şu karab duruşluğumuzdan oku geldik, savabı geyirşen. Acil verirler çünkü. Görüyemiz mi hürmet kaydaracada, dinimizde? Görüyemiz mi? Allah'ın bana şu nazırlıkken Kur'an-ı Kerim'de okuştu bilmesek, şunu diyor, sahifesini açtır közü bilen. Tirmanıp duruşluk, nasar kılıçluk diyen ibadet diyordu. Kabe'si gen kuddu şunu. Üçüncüsü var ya, bu ata-ana. Ata-ananın hizmetini kılıçlıkken, vaktimiz bu mu yaptırgendir ihtimali. Ya görüşen mi yaptırgendirmez. Ana şunu diye peyette hizmetini kılalımese gen, hiç bu mu gen de ahir imkaniyet. Yüzüge bir tebessüm bilen karar, rahim şefkat bilen karar. Ey Allah'ım şu beçara atandı, saçları akarıp yetip kaptı. Şu her bir akıda beni hissem var. Ey Rabbim, beçara mihriban bugün aneye mihribanımdı yüzlerine, güzel yüzlerine acin çıktı. Bana şu çıkan her bir acinde min nabakar farzandına hissesi var. Ey Rabbim uzun keçirdim. Rahim şefkat nazarından farzandı karab duruşunu giyem. İbadet bulturken de azizler hazır bizde farzatlarımız ne makli yaptı? Otege gerdaytarı yaptı, otege sökünü yaptı. Otanı uğrayı diyen farzatlar çıkı yaptı içimizde, Allah'ın gazabı kemiğini mi akı? Otanı öldür var oramen de yaptı, men hakiki kahraman bulamen de yaptı, otan kafir de yaptı. Şunu öldürsem şeref de yaptı. Görüyemiz mi kaysdaman, ne madigen yaptı? Şu bizde farzatlar var, şu cayda yaşayken insanlar yaptı. Din degen de adamlar, azizler, bitti ibadet düşünüp olmayı. Allah farz degen amel. Allah uzunlar azizliğini hayır yaşayın. Kim eğitim bir olay. Eğer namazı yaşayken ise hata kılarız. Çünkü eğer namaz da uzda Allah, beni razıdayım şu namazla degen de, hiç kim roza tutmayan olur. Hiç kim hacge varmayan olur. Hiç kim zekatını vermeyen olur. Hemen namazı taşı uğrar. Başka ameller için de sürülüp koyular. Çünkü yaşırdı Allah da Allah. Nemege yaşırdı. Allah özünün razılığını ve amilu salihatke yaşar. Salih emellerini içi yaşar koydu. Onu bilmeyiz. İçi de namaz mı, roza mı, zekat mı, hac mı, ata ananı kursan kılıç, ya konu koşunu geçir hali muamele kılıç mı, mumun musulmanlık örgende birinci bulup selam verişlik mi, ya ki kıynarken insan yük köteriyette onun yükünü köterip barışlık mı, onu bilmeyiz. Şunu için şeriat, salih amel degende kiçkine bozayım, kette bozayım, hamas kılık eder. Ana şu, şunun için ulamalara aytardılar. Dediler, ey ümmet dediler, sen Allah'ın razılığını fakat doğru farz ve mecburiyet. Fakat farzda da boylamayın ihtimal Allah Teala özünün razılığını kiçkine bitti kuzge körünmeydigen savaplı içi yaşarıp koygandır, sen kayırdan bilesen dediler. Hakikaten an doğru. Ata babalarınızı karayın da davruya. Ular, bir tonla buğday demez, bitti buğday yerine çıkması, şunu diye öpüp durup koyardı. Ya ki uvak çıkması, yep koyardılar, ya ki hürmetini, ihtiramını cahaya koyardı. Bu yep koyuşluk koydurmaydı. Ya ki Rasulullah'dan sünnet, tasani yelap koyuş. Bazı bir düşünmeydi gelenler, şeriatı düşünmeydi gelenler üstünden güler. Yok bu toyma geldi, acapatlıydanmaz, Habibimiz şunu dedi geldiler. Çünkü bu toydırışlıymaz, o şey tamamen ihtiram, hürmet. Berekeni Allah o şeyi yaşarıp koygenini bilmeyemiz. Şunun için küçük yine narsalar diyen, bereket buluşluğu mümkün azızdır. Allah'ın razılığı yaşanırken buluşluğu mümkün. Çünkü küçük yine salih emellere Müslümanlardan nazardan çetle kap gitmesin. Yani şu küçük yine sahabı olsayım yapışaylı, atayın ki o şeyin Allah'ın razılığı yapışıp koyan buluşluğu mümkün. Allah özünü, dostlarını hayır geçirdi. Yani kitaplarda aydın. Allah özünü, dostlarını yaşarken siz bu kızlarda aramızı yaşarken. Bu kıyamet günü geçe hal olmayan. Kim mi avlayaman ise boldu ketti. Tamam, hata kıldı. Veliler özünü yaşırken, bildirmeken, cinnilik kesmeken gereği bulsa. Demek ki Allah bile benden ortasındaki sır o. Çünkü o şamakam yetişken de fakat Allah bile özü bile. O kemter bile de ne kaldı. Çünkü Allah'ın dostları siz o kızlarda aramızda. Her birimiz özümüzde tefekkür kılıyor. Mana şu Allah'ın dostu. Mana bu Allah'ın dostu degen düşünce olsa Müslümanlar birbirine nefret gözü bile kararlı. Eğer bir ortamızda bana şu köyde pasana koysa, bu ilimsiz, bu benamaz, yani ki etikatsızdır. Eğer hayalimizde kip basayan bu oldu. Degen amelimizde habata okuyorlar. Allah sağlasın.
Şunun için Allah'ın dostlarını, ana şu yeryüzünde yaşatırken, hemen Müslümanlar Allah'ın dostu dediğinden etikadda yaşayış gerek. Çünkü onu yaşarıp koyuyken de bilmiyemiz de. İhtimal bana şu anda 10 tavliye otururken de. Kayırdan bilemiz. Şunun için demek ki cemaatke targıb bulan şeriatta. Hiç öyle görmemiz mi? Ama uyudu okusa bu miydi? Yok. Faraz kılıyordu, 100 adam şetke geldi. 99 tası nasıl alır? Faraz kılıyordu. 99 tası Allah razı bulmayan bende. Bittesi Allah'a makbul bende bu. Şu cemaatke o şey bitti adam geldi mi? Hagen 99 tası adamların günahını Allah keçir var yap, ibadetini kabul var yap. Bitti adam da hürmet eden böyle yapmazsızlar. Şunun için cemaatle beraber var. Çünkü şeriat etedi ki, özünden göre o insan senden ameli kem basayım kem sana koymayın. Bana şu Allah'ın dostu dediğin etikadına yaşayın dediğin düşünceğini şeriat verirdi. Şimdi üçüncüsü, Allah'ın gazabı. Allah'ın gazabı kayırdı. Kayırgı yaşarılıyor. Yani hemen her hal tefekkür kılır. Ulamalar hüküm yaptırıp talapta yaşarılıyor dedi. Yani kimdir? Haram narsalar yaşarılıyor dedi. Yok bunu biz bilmeyemiz. Doğru. Haram narsalar Allah'ın gazabını getirir. Lekin kichkina narsada ham Allohning g'azabi bo'lib qolishligi mumkin. Mana Ta'limul Mutaallim degan mo'tabar kitob bor, mana shunda aytiladi. Inson dindan chiqmaydi qachon kichkina gunohni agar yengil sanab qo'ysa dindan chiqib ketadi. Ana shuni ehtiyot bo'linglar azizlar. Ana shu kichkina gunohni yengil sanashlik bilan odam dindan chiqib ketish ehtimoli bor dedi. Chunki Allohning g'azabi o'shanga yashirilganini bilmaydi-da u. A nima bo'pti bu? Bitta kichkina amal ekanda, odamlar zino qilibdi, men bitta nomahram bilan gaplashmayman desa bo'ldi ketdi. Yoki odamlar aroq ichib dumalab yuribdi, men bitta sigaretni ham cheka olmayman endi, nima bo'pti endi desa ketdi azizlar. Yengil sanayapti bu odam. Mana shunga o'xshagan kichkina bo'lgan gunohlarda ham siz bizlar o'zimizni ehtiyot qilaylik, kichkina gunohlar ham tomib-tomib ko'lga, daryoga aylanib ketishligi mumkin. Shu sababli shariat bana sizu bizlerge tanım verirdi de. Bu dünya, şimdi dünyayı ki Allah Ta'ala sizu bizlerine bir mertte keleydiğen vaktince bana bu dünyada yaşayışlığımızda irade kaldı. Bu dünyada herhangi bir mehman azizdi. O Nuh Aleyhisselam'ın ümmetleri bulardı. 950 yıl, 1000 yıl yaşayacak. Onlarda 500 yıl vakt bulmayan. 500 yıl güde yaş ötüp getirdi dedi. 600 yıl kirgen için yok, güde yan yaş getirip kaptı dedi. 1000 yıl diyen kem sana ya. 1000 yıl diyen. Bana şimdi ummatlar ötüken. Ana sekin sekin bağırıp bağırıp bu 500 yıl geçişti, 200 yıl geçişti, ahire 150 yıl geçişti. Resulullah Aleyhisselam'a ne dediler? Benim ummatımda belirgen ortaça umur 60 ve 70 aralığı da bulur dediler. Özler 61 yaşta ötüdüler. Bizde hesabımız buna. Hicri'de 63 oluyordu. Köpçülüğü adaştılar şunu. Yani demek ki 60 bile 70 Resulullah Aleyhisselam'da ortaça ümmetlerine yaşlar hesablanır. Azizler bana şekilde oturup gelirler. Üyüge bağırıyorlar da sizlerle bitti iltimas. Rakam diyor azizler. Ya 60 koyuyorlar. Ya ki 70 koyuyorlar. Ya ki 65 koyuyorlar. Birden 65 geçen rakamı yazıp durup her bir yılda boyar çıkıyorlar. Bir de boya, iki de boya, üç de boya. Ana şu boyaya durduğunuzda nümeni kıskırız. Hani bir özümüzde bir taftiş kılıyorduk ki, bu taftiş nümede? Zamanı ve halette aydırıyordu. Tahsiri güçlü rağa buluştu. Umar ibn-i Hattab radıyallahu anh'u, o şey Resulullah aleyhisselam hadis etken cahilerde bağırdılar. En tahsir kıyanı bana şu kişiye doğru. Tufattişu enfusakum, sizler özlerinde özlerinde bir ölmezden aldın, taftiş kılınlar. Ölmezden aldın, ölüyler diye mazmunda hadiste ettiler Resulullah Aleyhisselam. Bana şundan hemen sahabalar tasarlandılar. Lakin sahabalarda içinde en katlı tasarlanmayanı Umar ibn Hattab oldu. Ve derhal o şey sahatı Resulullah'ın huzurlarından çıktılar da iki tek katı yolladılar. Bittiler geldiler ki sen men o'sha aqlimni tanigandan beri günah işlerimde yazasın. Günah işlerimde etsem bitti taş koyasın. Bitti on tamamda ilerler geldiler ki men fakat savab amelinde yazganımda etkenimde sen taş koyasın. Hani men ölmesimden evvel Umar bo'lib nima amel kıldım Rabbimge. Hazır ölmesinden aldım ben gözümde uzun taftiş kılamadım. Hayvanlarımı ettiler menge dediler. Hakikaten başladılar.
Bilamiz, Umar ibn al-Hattob kimligini. Sahabeler nomlari zikir qilinganda azizlar, odob, axloq, Rabbimizning ta'limi shuki, radiyallohu anhum deymiz. Bu faqat sahabalarga ishlatiladi. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Misol uchun Bilal ibn Rabah desa, radiyallohu anhu deymiz. Bo'lmasa bo'lmaydi, beodoblik bo'ladi. U kishidan Alloh rozi bo'lsin deydi. Arabiy jumlasi radiyallohu anhu. Ayol kishilar bo'lsa radiyallohu anha. Allah o'sha onamizdan rozi bo'lsin. Oyisha Siddiqa nomlari zikr qilinsa radiyallohu anha. Alloh o'sha onamizdan rozi bo'lsin. Sahobalarga ishlatiladi, hatto tobe'inlarga ham ishlatishga haqqi yo'q. Nimaga desa, Qur'oni Karimda oyat bor. Radiyallohu anhum va radu an. Alloh ulardan rozi bo'ldi, ular ham Allohdan rozi bo'ldilar. Mana bu oyat demak, sahobalarning kim bo'lishligidan qat'i sahoba maqomi berildimi? Ularni yomon fe'llarini eslashlikka ummatni haqqi yo'q aslida. Ana shu aqidamiz shu. Kim agar Muaviya unday qilgan ekan, Ali bilan shunday Muaviyaning o'rtasida jang bo'lib, muncha sahoba o'lib ketgan ekan, ular unday bo'lgan, bunday bo'lgan deb ba'zi bir qo'shtirnoqchida da'vatchilar chiqyapti-yu. Ularni juda haqir sanab olyapti, sahobalarning ayblarini ochib yuboryapti. O'shalar tavba qilish kerak. Sahobalarni birontasini agar yomon desa bu aqidaga to'g'ri kelmaydi. Ularning hammasidan Alloh rozi bo'lgan. Endi shu Alloh rozi bo'lgan hamma sahobalarni Rasululloh aytganlarida ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Meni ashablarim go'yonki osmondagi qop-qora zulumotni yoritib turadigan yulduzga o'xshaydi. Qaysi sahobamni ushlasalar hammasidan najot topasizlar? Bilol ibn Rabohni etagini ushlasangiz najot topasiz. Umar ibn Hattobni ushladingizmi? Najot topasiz. Anas ibn Molikni ushladingizmi? Najot topasiz. Birrontasini ajratmayaptilar. Hammalar yulduz deyaptilar. Ana Rasulullohning e'tiroflari shu. Allohning oyatini eshitdi. Endi mana shunday sahobiy ikromdek ulug' zotlarni bir tafakkur qilaylikda. Mana sahobiy ikromlar. Shularning ichida 10 ta sahoba shunday bir maqom berildi. Bu maqom nima? Ashariy mubasharalardan bo'lgan sahobalar. Bu degani 10 ta sahobaga shusin 100 minglagan tarixda 100 minglagan sahoba bor deydi. Ba'zi bir rivoyatlarda undan ham ko'p deydi. Hajj Hajjatul Vado'da 100 mingta sahoba haj qilgan Rasululloh alayhissalom bilan birga deydi. Undan ham ko'p deydi. Tarixda ko'p shunday. Vallohu alam qancha sahoba borligi vallohu alam. Lekin shunchaga ming minglagan 100 minglagan sahobalarning ichida tiriklik paytida quloqi bilan Rasulullohdan sen jannatisan deb eshitgan sahobalar 10 ta bo'lgan aziz. U bilan qolgani unaqa maqomda emas. Ular quloqini eshitmadi. Mana shu 10 ta sahobaga Rasululloh alayhissalom o'z og'izlari bilan aytdilar, jannat dedilar. Mana shulardan bittasi Abu Bakr Siddiq. Ikkinchilari Umar ibn al-Hattob. Biz aytib turgan zot sharif quloqlari bilan Rasulullohdan sen jannatisan Umar degan so'zni eshitganlar. Mana shu zot chidalmayaptilar. Qarasalar oxirgi tosh qo'yilganda gunohlari ko'payib ketgan holat bo'ladi. Tamom bo'lib sajda qiluvchi holatda yerga yiqilib xushini yo'qotdilar. Shundan ketdilar, e'tiqodni qaraylik. Shunda sahobalarning ichida qiyinchilik boshlanib ketdi. Umar dunyodan o'tib qoldi. Umar ketdi, din ketdi degan tushuncha bo'lib qoldi. Shunda qiyinchilikdan uyg'onib xushlariga keldilar. Birinchi so'ragan narsalar nima bo'ldi? Ey birodarlar, qiyomat bo'ldimi dedi. Yo'q, qiyomat bo'lgan yo'q. Ey Umar, sen mana shunday, mana shunday Rasulullohdan hadis eshitgan eding. Shunda ikkita kotibni yollading. Oxirini qarasang, nomi ana shu tarozi bosib ketdi gunohlaring shuncha yiqildi. Alhamdulillah, qiyomat bo'lmadi. Demak, menda imkoniyat bor ekan. Men endi qabrgacha harakatimni qilaman deb jannat bashorat berilgan sahobiy ikrom mana shunday o'zlarini o'zlari taftish qilyaptilar-da. Dinni tashvishi bilan yashayaptilar. Qabrni tashvishi bilan yashayaptilar. Endi siz u bizlar gunohimiz bo'ynimizgacha gunoh qog'ida yotgan ummat Rasululloh ummatlari, Allohning bandalari qanaqa dinimizni tashvishini qilyapmiz? Qanaqa oxiratimiz uchun nima tadori ko'ryapmiz? Dunyoda kamchilik bo'lishi mumkin emas. Gap bo'lishligi mutlaq mumkin emas. Dunyoviy sharoitlarimiz juda ham mukammal qilyapmiz. Ota-bobolar o'sha paytda xonlar, amirlar o'tirmagan joylarda o'tiribmiz.
yotmagan joylarda yotibmiz, minmagan ulovlarda minyapmiz. Alloh taolaga hisobsiz shukrlar bo'lsin. Hech kimga nasib qilmagan baxtni Alloh dunyoda mukammal qilyapti. Taomlarni gapirmasa ham bo'ladi. Endi sahobalar og'ziga solmagan narsalarni, yemagan narsalarni siz o'zingizlar yeyapsiz. Rasululloh alayhissalom ikkita jinsdagi mevani ko'rganlarda dod deb yig'lardi. Siz u yerda 20 xil noz ne'matni ustida o'tiramiz, ko'zimizdan haqqanda bir qatra yosh chiqmayapti. Shuni o'zimizni bir taftish qilaylik aziz birodarlar. Shuning uchun uyimizga boraylikda bir bo'yadik, ikkini bo'yadik, boring 12 ni bo'yadik, 20 ni bo'yadik. Har bo'yaganimizda 1 yil ketyapti. Nimani his qilamiz o'shanda? Shunchaki bo'yab qo'ymaymiz. Shu yoshligimizni bir-bir gunohga botgan yoshligimizni shunday bo'yilib o'chiryapmiz. Umrimiz ketdi endi. Kim qaytib beradi? Shu bo'yagan narsamizni oqqa aylantira olamizmi? Yo'q. 45 ta to'xtab qolarmiz ehtimol yoshimiz shungadir. Yana qancha vaqt qolyapti taxminan? 20 yildir, 15 yildir va hokazo. Alloh umrimizni bersa 100 yil ham yashashligimiz mumkin. Lekin bu tomonni qaytara olamizmi ekan? Qo'limizdan keladimi ekan? Qo'limizdan kelmaydi azizlar. Shuning uchun o'sha tomoniga tavba istig'forlarni ko'p aytaylik, xotirjam bo'lib qolmaylikda. Farzand biz qilgan xatoni farzandlarimiz takrorlashligiga yo'l qo'ymaylik. Azizlar, agar haqiqatan ham Alloh yo'lida farzandlarimizni yaxshi ko'rsak, mana shu bo'yayib turgan gunohlarimizni o'tib ketgan kunlarimizda qancha-qancha kulfatlar bo'lgan bo'lsa, qancha isyonlar bo'lsa, bu musibat bizga boshimizda kimdir o'sha 20 ga kirganda otasidan judo bo'lgan, kimdir 30 da judo bo'lgan. Bu musibat emas aslida. Bu hammamizga meros bu narsa. Lekin axir haqiqiy musibat nima? Itoatsiz Robbimizga o'tkazgan kunlarimiz, yillarimizga yig'lashligimiz kerak. Otamning asoni bitta so'zlari bor. Umrim bino bo'lib men bir marotaba asr namozini kechiktirdim dedilar. Ya'ni jamoatdan kechib qoldim dedilar. Bu kishi shunaqa jamoatga haris bo'lgan zot ekanlar. Shunda aytayaptilar. Menga faqatgina bittagina inson Abu Ishoq Buxoriygina inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Albatta biz Allohnikimiz. Bu Allohning huzuriga qaytuvchimiz, birodar xafa bo'lma, jamoatni fazilati qo'ldan ketdi. Endi bundan buyoq adashmagin deb tur, meni ko'nimga tasalli bergan shu inson bo'ldi xolos. Laumatali ibnun agar meni bir o'g'lim dunyodan vafot etganida janozasiga butun bir Balx shahri ko'chib kelgan bo'lar. 10 mingdan odam, ortiq odam menga ta'ziya isbot qilgan bo'lardi. Lekin undan ko'ra musibat bu deyaptilar. Borib-borib deyaptilar otamlarim. Insonlar ichida, musulmonlar ichida shunaqa bo'ladiki, dinni musibatidan dunyoning musibati oldinga o'tib ketib qoladi. Bitta buzoq o'lib qolsa ham ta'ziya isbot qilaveradi. Ozgina joy yonib ketsa ham ta'ziya isbot qilaveradi. Mashinani turtib olsa ham ta'ziya isbot qilaveradi. Lekin nechidir mahal namoz qazo bo'lyapti. Nechidir mahal jamoatdan qolib ketyapti. Biri-biriga ta'ziya isbot qilmayapti. Mana bashorat to'g'ri kelmadi. Azizlar. Biz insoniylik deganda dunyodan zarar qilganda insoniylik bo'lyapti xolos. Lekin oxirat abadul abad hayotda qancha birodarlarimiz yutqizyapti, qancha farzandlarimiz yutqizyapti. Lekin qaysimizni ichimiz achyapti? Achimayapti afsus. Demak biz hali Robbimizni yaxshi tanimayapmiz. Shuning uchun azizlar iltimosimiz shuki, qancha umr berilgan Allohga havola. Mana shu biz takrorlagan gunohlarni farzandlarimiz takrorlamasin. Biz takrorlagan shu gunohlarni Allohning g'azabini keltiradigan ishlarni nabiralarimiz qilmasin, ularga qayta-qayta nasihat qilib charchamaylik. Bo'g'zimizdan jon chiqib turganda ham farzandlarimizga nasihat qilaylik, keyin qayta bunaqa imkoniyat berilmaydi azizlar. Marhumlar qiyoboniga yetib borganimizda ana endi bizga orzu, oliy orzu paydo bo'ladi. Bu orzu nima? Qoddam turi hayoti. Qani endi Robbim meni dunyoga bir nafasga qaytarsa-yu, Robbimda amalini qilsam deydi. Ana marhumlar, yer ostidagi marhumlar nomida Alloh gapiryapti. Alloh aytyapti. Ularda orzusi nima? Dunyoda farzandi qiynalyapti, yashirib qo'ygan pullarini aytay demaydi, o'zlarini o'zlari avora bo'lar. Ey Robbim, ozgina umr ber, bir kun vaqt ber. Agar buni bermasang, bitta nafasda dunyoga qaytar, bitta amal qilib olay deyapti. Bir marta sen nomingni zikr qilib olay deyapti. Tiriklar hali g'aflatdamiz azizlar. Marhumlarni orzusi shu. Bir marta Allohning nomini aytib olish, subhanalloh deb olishga zor ular. Siz u bizdan bunaqa nafasdan qanchasini o'tkazib o'ryapmiz? Siz u bizdan bunaqa ibodatdan qanchasini qoldirib olyapmiz? Azizlar, bizga bu to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun iltimosimiz vaqt borida o'zimizni bir taftish qilaylik, uyga borib o'shalarda bir
o'tgan gunohlarimizni sarhisob qilaylik, qaytib takrorlamaylik, Allohga qattiq tavba qilaylik. Alloh tavvobur rohim. Gunohlarni kechiradigan zot o'zi va'da berdi. Faqat shart tavbadan nasuh bo'lish uchun Umar ibn al-Xattob aytganlardek, suyet tuyani sog'ayib turganda sut chelakka tomon. Chelak to'lgandan keyin qaytadan yana yeliniga joylab bo'lmaydi. Xuddi shunday bitta gunoh qildingmi, qayta o'shanga bormasang, haqiqiy tavbadan nasuh bo'ladi. Allohdan so'raymiz azizlar, hammalarimizni dunyoda tavba qilguvchilardan, qayta o'sha gunohni sodir qilmaydiganlardan, Allohning erka toy bandalaridan, Rasululloh alayhissalom iftixor qilgan, mana shu meni ummatim, shu ummatim bilan faxrlanaman, shu ummatim men yetimlarni boshini siladi, shu ummatim ota-onasi yaxshilik qildi, shu ummatim biron bir marotaba meni sunnatimni tark qilmadi deb faxrlanadigan ummatlardan bo'lishligimizni Allah Hak Subhanahu wa Baraka wa Ta'ala barçalarımızga beraber nasip etsin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.